Akşam Araba Pazarından herkese merhabalar. Bu hafta yine Hasan abiyle birlikte otomobil dünyasında öne çıkan gelişmeleri değerlendireceğiz. Ama öncelikle Hasan abi bu hafta nereye gitti geldi onu bir soralım. Bu hafta, geçtiğimiz hafta daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açmış olduğu İstanbul-İzmir otobanında denemek üzere İzmir'e gittim. Eski yoldan gittim doğal olarak değil mi? Açılış için hızlı bir şekilde otobanı test etmek adına önce İzmir'e eski otobandan gittim, yeni otobandan geldim. Peki eski yolla yeni yolu kıyasladığınız zaman artısı eksisi ne? Eski yolda gittiğiniz zaman en başta hissettiğiniz şey şehir içlerine girdiğiniz için 30 kilometreye kadar düştüğünüz, 70'e düştüğünüz, 50'ye düştüğünüz yerler oluyor. Bu yerlerde eski yolun böyle sağlı sollu farklı hızlanmalara girdiğiniz yerlerde size farklı hissettiriyor. Açıkçası eski yol çok kıvrımlı bir patika, yeni yol koridor. Peki yeni yola çıkacak sürücüler için vereceğiniz tavsiyeler neler? Açıkçası yeni yolla alakalı hızlı bir şekilde alışacaklarını düşünüyorum. Çünkü yeni yolla belki koridor hissi çok yüksek. İstanbul'dan İzmir'e gidecekseniz, İzmir'le alakalı hedefleniyorsanız yeni yola girdikten sonra, özellikle Osman Gazi Köprüsü'nden çıktıktan sonra İzmir'le alakalı önünüzdeki süreç hızlı bir şekilde devam edecek ve koridor hissiyle birlikte İzmir'e hızlı bir şekilde ulaşacaksınız. Tavsiyeler de yeni yol gayet hızlı. Belli bir tünel içindeki 90'a düşme dışında çok fazla ayrılan bir şey yok. Ki biz de ilk açıldığı saatlerde gece kullanmamıza rağmen yeni yoldan gayet hızlı bir şekilde geldik. Hasan abi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir otobanını açmasının hemen ardından yolu sıcağı sıcağına kullanan ilk isimlerden biri sen oldun. Neler söylemek istersin? İlk kullanmak için öncelikle bir gün öncesine İzmir'e gittim. Ondan sonra o gece yolun açılışıyla alakalı gece tam açılışı bekledim ve ilk kullanan kişilerden biri olmak adına İzmir'den İstanbul'a kadar yola gittim. Zannedersem ilk kullanan bir 50-100 kişiden bir tanesi benimdir. Mükemmel bir duygu olmalı. Peki açılışı izledin mi? Başkan Erdoğan'ın konuştuğu anda. Açılışı izledim. Çok önemli bir açılıştı. Aslen bu zamana kadar farklı köprüler veya yollar açılmıştı ama bu kısmın açılması çok önemliydi. Çünkü Türkiye'nin iki büyük şehrini birbirine bağlayan önemli bir karayolu ve önemli bir güzergah açılışı vardı. Bunu izledim. Bunu izler izlemez geceyi bekleyip uygun bir saatte tamamen yolun testini gerçekleştirdim. Yolun üstünde ilçeler değişmiş olmalı. Şimdi eski yolda başka ilçelerden geçiyordun, şehirlerden yeni yolda muhtemelen başka ilçelerden geçiyorsun. Oralara da katkısı olacaktır bu otoyolun. Neler gördün? Bize anlatsana biraz. Enteresan iki tane şey var, anekdot var. Bir benim ilk defa gördüğüm Kılıç diye bir ilçe dikkatimi çekti. Bir de Savaştepe diye bir ilçe dikkatimi çekti. O iki ilçenin de bu güzergahla birlikte yeniden farklı bir noktada ekonomik olarak bir hareketlenmesi söz konusu olacağını düşündüm. Altınova'dan başlayarak Kılıç'a, Savaştepe'ye ve farklı yerlere kısa ve hızlı bir ulaşımın olması herhalde oralar içinde farklı bir heyecan olacak. Özellikle Kılıç denen bir ilçenin varlığını ilk defa duymuş bir kişi olarak ben. İstanbul'dan İzmir'e 3,5 saatte gidilmiyor diye bir tartışma var. Ben İzmir'den İstanbul'a kadar giden yolun başlangıcında 434 kilometrelik bir tabelayı gördüm. Ve buradan yaklaşık 2,5 saat içerisinde önemli bir kısmı yolunu kaydettim. Kaydettikten sonra benim dinlenmem gerekiyor açıkçası. Bayağı dinlendim ama normalde 434 kilometrelik yani İstanbul'dan İzmir'e ki güzergahta 124 kilometre ortalama bir hızla gittiğiniz zaman bu yolu rahatlıkla geçebiliyorsunuz. Yani sonuçta İstanbul ile İzmir arası Silivri'den Çeşme'ye kadar ölçülmüyor. Şu anda otobanda yazan kilometre 434 kilometreydi. Ve ben çok rahat bir şekilde yolda herhangi bir yavaşlama gereği duymadan ki gittiğim araç da belli. Çok hızlı olan bir araç da olmamasına rağmen rahatça gittim. Ben şirketin Dacia Logan MCV'sini kullandım. Bu yolu ilk test edebilmek adına. Çeşme'de depoyu doldurmuştum. Yarım depoyla İstanbul'a geldim. Yaklaşık 4 saat yani dinlenme şeylerini çıkardığım zaman 4-4,5 saat içerisinde de İstanbul'da oldum yani. Zaten Osman Gazi Köprüsü'nü kullandığınız geldiğiniz zaman İstanbul'a geldiğinizi hissediyorsunuz. Peki abi ne kadar bir para çıktı cebinden? İşi nasıl
Zor kısmı, şirket aracından alakalı, buradan girişle alakalı bayağı dolaşarak gittim ve İzmir araba pazarına da bir haber hazırladım. Orayla alakalı bir depo benzin 250 liralık bir depoyu doldurmuştum. Çeşme'de doldurdum. Çeşme'den İstanbul'a kadar girinceye kadar bir yarım depo gitti. 375 lira civarında bir yakıt masrafı oldu. Onun dışında rakamlar tam küsuratlı şey yapabilir. Giderken önemli yolun kısmını eski yoldan gittim. Çeşitli işte giderken 116 ilk bir şey vardı. Osman Gazi Köprüsü'nden sonra şehre çıkıyordunuz. Eski yola çıktım. Orada da harcadım işte 116 lira yanlış hatırlamıyorsam bir köprü masrafı giderken. Yolda masraflarla alakalı dediğim gibi 350-500 civarında oradaydı. Dönerken de yine otobanlarla alakalı çok sorulan soru buydu. 255 lira civarındaydı. İstanbul'daki tartışmalar 500-600 lira civarındaki bir otoban ücretinden bahsediyordu. Tek yol 255 lira civarında tuttu. 130 lira bir yerde, 116 lira bir yerde. Hasan abi yine keyifli bir sohbet yaptık seninle. Ekleyeceğin şeyler var mı? Yol çok güzel olmuş. Beğenenler beğenmeyenlerle alakalı bir şey yok. Belki fiyatları çok konuşacağız ama bu büyük bir açılış. Belki bir sürü büyük açılışın içinde kaldı ama iki büyük şehir arasında çok önemli bir bağlantı oluştu. Akşam araba pazarında bugün Hasan abiyle yine önemli bir konuyu masaya yatırdık. İstanbul-İzmir otoyolunu konuştuk. Gelecek hafta yine yeni konularla karşınızda olacağız. Bizi aşağıda gördüğünüz sosyal medya ikonlarından takip edebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.